Ya efendim. zaten Bülent benim çalışma arkadaşım. Ben o gün çalışmıyordum. Bülent çalışıyordu. İlk haberi aldığım zaman hemen zaten evden çıktım. Karakola gittim. Oradaki tüm işlemleri zaten yakından takip ettim. Ondan zaten şimdi daha öncesinde de yine Türkiye'de basına karşı olan şiddet olayları ve baskılama devam ediyor. Daha bir hafta önce yine İHA'nın muhabiri Mustafa Doğu, Mustafa Uslu da mesela 4 tane korumanın saldırısına uğradı. Şimdi de Bülent mesela ondan önce de aynı şekilde yine de tüm gazeteciler saldırılara uğramaya devam ediyor. Sonuçta nasıl polis ya da herhangi bir kolluk kuvvetinde olan kişiye kamu görevi varsa gazetecilerin de öyle bir görevi var. O görev için oradayız yani. Yani keyfi olarak hani çıkayım şurada şöyle bir şey varmış takip edeyim diye olan herhangi bir yurttaş insan değiliz. Binlerce insanın sesi olmaya çalışıyoruz ama işte sesimiz bir şekilde kesilmeye çalışıyor. Yani elbette ki yani yaşananlar kabul edilebilir değil ama bu bizim sokakta her gün her eylemde veyahut da her basın açıklamasında yaşadığımız bir şey. Bir gün öncesinde benim gözaltına alındığım haber takibi yaparken bir olay var. Sadece kamu açık bir yerde görüntü almam, görüntülerimin silinmesi var. Yani söyleyebilirim ki özellikle yani son dönemde son 4-5 yıldır diyebilirim sokağa çıkıp da şiddete maruz kalmadığımız ya da gözaltına alınmadığımız bir şekilde sözlü ya da fiziki olarak engellenmeye çalışılmadığımız hiçbir çalışma sahası yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu yapan kolluk kuvvetleri devletimizi kötülüyorsunuz diye bizi suçluyorlar. Ama ben şunu açıkça söyleyebilirim. Biz kötü olanı belgeliyoruz. Devleti orada bir kötülüyorsa bunu her eyleme orantısız bir şekilde şiddet uygulayan, bu şiddeti kendini hak ve meşru gören insanlar bu kötülüğü yapıyorlar. Biz bu kötülüğün belgecisiyiz. Sokaktayız. Başımıza defalarca işler geldi. Gelmeye de devam edecek. Bu sistem, bu düzen bu şekliyle değişmediğince onlar kendilerine doğru bildiklerini yapacaklar. Biz de sahada doğru bildiklerimizi yapmaya, aktarmaya, bunu belgelemeye, kayıt altına almaya devam edeceğiz. Yani bizim artık basının, medyanın neden var olduğunu vatandaşın da öğrenmesi lazım. Aslında emniyet güçlerinin de öğrenmesi lazım. Yani bir dördüncü güçten bahsediyoruz. Burada herhalde bir vazifesi de var medyanın. Ve galiba insanlar bunu bir daha hatırlamalı. Yani bir denetim, bu sistemin, demokratik bir sistemin işlemesi için yargının da nasıl gerektiğini biliyorsak medyanın da bir gereklilik olduğunu bilmemiz lazım ve medyanın da bir denetim görevinin olduğunu hatırlamak lazım. Eğer bunu hatırlarsa insanlar medyanın neden o alanda, o bölgede o çekimleri yaptığını anlar ve ona göre davranırlar. Yani emniyet güçlerinin de bizim aslında oradaki işimizi yapabilmemizi sağlamaları lazım. Ama bunu bile yapmıyorlar. Dolayısıyla biraz bu yönde bir daha hatırlatma yapmak gerekirdi.